6 Aralık Salı Kanal D Haber'e hoş geldiniz sevgili seyirciler. Haber bültenimize akşam saatlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen bir terör saldırısı haberiyle başlıyoruz. Sultanahmet'teki Turizm Polisi Şube Müdürlüğü önündeki nöbetçi kulübesine kadın canlı bomba saldırısı gerçekleşti. Bir polis şehit düştü. Bir polis ise yaralandı. Saldırgan kadın da öldü. İsterseniz diğer haberlerimize geçmeden önce hemen saldırının yaşandığı Sultanahmet'e gidelim. Ve Berat Çamyar şu anda karşımda. Saldırıyla ilgili son bilgiler nedir Berat? Saldırganın kimliği konusunda bir bilgi var mı? Cüneyt Özdemir, sizin de söylediğiniz gibi Sultanahmet Meydanı'ndaki Turizm Şube Müdürlüğü'ne bombalı saldırı gerçekleşti. Canlı bomba saldırısı. Saldırgan bir kadın ve olay yerinde öldü. İki polis de yaralandı. Birinin durumu ağırdı. Biraz önce gelen habere göre o ağır yaralı polis şehit oldu. Olay yerine hemen gösterelim. 50 metre ilerimiz hareketliliği görebiliyorsunuz ve ayrıntıları anlatmaya başlayalım. Saldırı 17.20'de gerçekleşti. Çarşaflı olduğu iddia edilen kadın İngilizce kimliğim kayboldu, çantam kayboldu diyerek polislerin yanına gitti. Polisler yardımcı olmak için yaklaştığı sırada bombayı patlattı ve patlamanın şiddetiyle saldırgan da polisler de ayrı taraflara savruldu. Bu sırada polis merkezindeki diğer polisler silahlarını çıkardılar ve saldırgana ateş ettiler. Dediğimiz gibi kadın saldırgan olay yerinde öldü. İki polis de yaralandı. Birinin durumu ağırdı. Hemen hastaneye kaldırıldılar. Ancak sözlerimin başında da söylediğim gibi ağır yaralı polis şehit oldu. Hayatını kaybetti. Bu sırada önemli notu da hemen aktaralım. Saldırganın üzerinden iki bomba daha çıktı. Biraz önce iki bomba da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Saldırganın kim olduğuna gelince şimdilik sadece kadın olduğu ve 30'lu yaşlarda olduğu biliniyor. Kimliği tespit edilmeye çalışılıyor ve şu da önemli bir not. DHKPC şüphesi üzerinde duruluyor. İstanbul polisi ise şu an alarmda, bir başka saldırı olma ihtimaline karşı İstanbul genelinde güvenlik tedbirleri artırılmış durumda. Cüneyt Özdemir. Berat, tam olarak neredesin? Sultanahmet'i bilmeyen izleyicilerimiz ya da bilen ama gözünde saldırı yerini canlandıramayan izleyicilerimiz için tarif eder misin? Saldırıya uğrayan karakol mu, bir polis kontrol noktası mı, turizm noktası mı, nedir? Biraz daha anlatır mısın bize? Cüneyt Özdemir, burası Turizm Şube Müdürlüğü. Sultanahmet'te olması önemli çünkü turistlerin kalabalık, sıklıkla geldiği, kalabalık olduğu bir yer. Turistlere yardımcı olmak üzere, mağdur olan turistlerin mağduriyetini gidermek üzere buradalar. Şöyle gösterelim, hemen bakın arkada görebiliyorsunuz zaten Sultanahmet Meydanı'na giden tramvay geçiyor. Burası Ayasofya Camii'nin hemen arkası Turizm Şube Müdürlüğü. Bu sırada şunu da aktaralım, tramvay seferleri durdurulmuştu Sultanahmet'te. Şimdi gördüğümüz üzere seferler normale dönmüş durumda ama olay yerinde incelemeler hala devam ediyor. Deliller tek tek toplanıyor ve en önemlisi imha edilen iki bomba vardı. O bombaların cinsine bakılıyor ve saldırganın kimliğinin tespit edilmesi, bu olayın arkasında hangi terör örgütü var, bu bulunmaya çalışılıyor. Evet Berat, çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, saldırıyla ilgili yeni haberler gelirse bülten içinde sizlere ileteceğim.